Geçtiğimiz haftalarda Metaverse ile ilgili iki yayın yaptım. Bunlardan ilkinde Metaverse'in ne olduğunu anlatmaya çalıştım. İkincisinde ise Metaverse'e nasıl yatırım yapılır anlattım. Bugün ise Metaverse ile ilgili üçüncü yayınımda daha da ilgi çekeceğine inandığım bir konuya değineceğim. Metaverse'deki iş fırsatları neler? Metaverse dev bir şantiye. Bu şantiyede çalışacak çok sayıda insana ihtiyaç var. Tabii şantiye derken sanal bir şantiye. O yüzden buradaki beceriler de bu sanal dünya ile ilgili beceriler. Ve çok fazla pozisyon açılıyor. Sırf Facebook sadece Avrupa'da 10 bin kişi işe alıyor. Diğer pek çok şirkette de benzer çabalar var. Ve bu beceriler dünyada biraz da kıt beceriler. O yüzden şirketler bu kıt becerilerin peşine düştüğünden maaşlar da fena gibi değil. İşte bugünkü podcast'imde bu işler neler, bu iş fırsatlarını nereden bulabilirsiniz? Hangi becerileri geliştirmeniz gerekiyor? Hangi alanda daha fazla fırsatlar var? Biraz önce bundan bahsedeceğim. Daha sonra direkt bu iş fırsatlarına erişebileceğiniz web sitelerinin isimlerini size vereceğim ve biraz da matrak olduğuna inandığım, ilginç olduğuna, ufuk açıcı olduğuna inandığım fütürist iş fırsatlarından, pozisyonlardan bahsetmeye çalışacağım. Ben Bora Özkent, 287. podcast'imde Metaverse'deki iş imkanlarından bahsetmek için sizlerle beraberim. Öncelikle Metaverse'deki iş imkanlarını belli kategoriler altında toparlamaya çalışacağım. Epey bir araştırma yaptım, literatür taraması yaptım. Gördüğüm kadarıyla şu temel kategorilerde çok iş fırsatı var. Birinci ve en büyük kategori yaratıcılar kategorisi. Burası müthiş yaratıcının olduğu bir evren. Hayallerin sınırı yok. Ve bu evrende herkes şık gözükmek istiyor, güzel şeyler giymek istiyor, güzel evlere sahip olmak istiyor. Evrenin, oradaki ülkenin, arazilerin şık olması, güzel olması isteniyor. Ve hayal gücünde bir sınır yok çünkü her şey sanal. Bundan dolayı da yaratıcılara adeta cennet doğuyor. Unity ki buranın en büyük platformlarından bir tanesi diyor ki biz son zamanlarda daha fazla sanatçıyı işe alıyoruz. Artık teknoloji insanların değil diyor. Çünkü teknolojik altyapıda epey bir yere vardık. Artık daha fazla sanatçıya, daha fazla yaratıcıya ihtiyaç var diyor. Nedir burada aranan işler? Her türlü yaratıcı sanatçı. Onun dışında işte kompozörler, video grafikleri yapabilen insanlar, moda tasarımcıları, karakter tasarımcıları, diyalog yazarları gidiyor da gidiyor. Yani uzun bir liste var burada yaratıcı tarafında aranan insanlar arasında. Bu süper bir şey. Çünkü bu tip yaratıcı işler yapan insanlar genelde ülkemizde biraz ekonomik sıkıntı çekiyorlar veya iş bulmakta zorlanıyorlar. Alın işte size fırsat, gidin o sanal dünyada sanal şeyler yaratın. İkinci kategoride katılımcılar ve oyuncular var. Ne demek bu? Buralarda oyun oynamanız isteniyor ve bu oyunları oynayarak para kazanmanız mümkün. Çünkü bu sanal dünyaların her biri aslında bir oyun dünyası ve kaliteli oyuncular istiyorlar. Ve o kaliteli oyuncular burada yüksek performans çizerlerse onlara çeşitli şekillerde ödüller veriyorlar. Bu ödüller kimi zaman tokenlar şeklinde oluyor ki o tokenları çıkarıp başka yerlerde parayla çevirebiliyorsunuz. Ayrıca bu ekosistemlerin işlemesi için, bu blockchain'lerin işlemesi için tabii burada bunun işleyişinden sonra insanlara ihtiyaç var. Nasıl Bitcoin dünyasında madenciler var, node yöneticileri var. Burada da bu dünyanın işleyişini sağlayan governor denilen yöneticilere ihtiyaç var. Epey çok pozisyonda burada açılıyor ve sanal dünyaların sayısı arttıkça buradaki istihdam ihtiyacı da artacak gibi gözüküyor. Üçüncü kategori performans sanatçılarına ait. Bu sanal bir dünya, orada da dans etmek gerekiyor, şarkılar söylemek gerekiyor, müzikler yapmak, tiyatrolar sergilemek, canlı sanat gösterileri yapmak gerekiyor. Burada bu sanal dünyada avatarlarıyla ve şu anda hayal edemediğimiz çeşitli yöntemleriyle sanatını sergileyecek, oraya neşe getirecek, eğlence getirecek, sanat getirecek insanlara da ihtiyaç var. Dördüncü bir kategori topluluk inşası ile ilgili. Burada her bir sanal evren kendi topluluğu, fanatik topluluğu olsun istiyor. O topluluğun oluşması için de o topluluğun istediklerini tespit eden, onlara iyi bir hizmet verilmesini sağlayan, onları bir araya gelmek için sebepler sunan, o topluluğun parçası olmaktan gurur duymalarını sağlayan, misyonlar tasarlayan, müşteri ilişkilerini yöneten insanlara ihtiyaç var. Bunları dışarıda mesela sağlık kulüplerindeki club menajerlere, kulüp müdürlerine benzetebilirsiniz. Ama burada iş biraz daha sanal evrende ve bence son derece hoş bir iş. Biz de mesela bizim Haddini Aş kulübü için bir community manager yani topluluk yöneticisi arıyoruz. Çünkü bu toplulukları yönetmek de başlı başına bir işe benziyor. Burada aranan pozisyonlar arasında moderatörler var, influencerlar var, advisorlar var yani başkana tavsiye veren insanlar var, kuratörler var. İşte buradaki topluluğun hoşuna giden şeyleri bir araya getiren, onun kurasyonu yapan insanlar var ve tabii
işte müşteri hizmetleri görevlileri, bundan ilgili yöneticilere ihtiyaç duyuluyor. Bir diğer enteresan kategoriye Bridgers deniyor. Bridgers, sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki iletişimi sağlayanlar. Mesela gerçek dünyada size bakıyorlar, sizin aynanızın sanal dünyada yaratılmasını sağlıyorlar. Ve sanal dünya ile gerçek dünya arasında mesela sağlık verilerinizin akışını sağlayıp tedavinize, iyileşmenize yardımcı olmak istiyorlar. Mesela diyorlar ki bu beyefendi çok işte stres altında gerçek dünyada. O zaman benim sanal dünyada onun stresini azaltacak oyunlar bulmam lazım, eğlenceler bulmam lazım. Belki meditasyonlar yapmam gerekiyor. Bu aradaki köprüleri kuruyorlar ve bence bu da en enteresan pozisyonlardan bir tanesi. Çünkü burada daha fazla vakit geçirdikçe gerçek dünyadan kopabiliriz. Gerçek dünyayla ilişkimiz fazlayken sanal dünyaya yeterince vakit ayırmayabiliriz. Bu kişilerin görevi bu konudaki dengeleri sağlamak da oluyor. Peki bu kategorilerin altında ne gibi işler var? Oldukça ilginç işler var. Mesela moda tasarımcıları. Metaverse moda tasarımcısı diye geçiyor bunlar. Oradaki karakterlerin giyecekleri kıyafetleri tasarlıyorlar. Hem kendiniz bunu yapabilirsiniz. Yani bir butik terzi gibi burada kıyafetler üretip orada bir dükkan açıp satmanız mümkün. Hem de büyük moda evleri burada çok istihdam yapıyorlar çünkü onlar da burada bulunmak istiyorlar artık. Buralarda da iş fırsatları söz konusu. Bu iş fırsatına ayarlanmak için tabii temel tekstil bilgileri olan işte stil tasarımı, tekstil tasarımı gibi şeyleri bilmek lazım. Ama bunun üzerine illüstrasyon, grafik tasarım, animasyon, 3 boyutlu tasarım gibi bu dünyaya özgü becerileri inşa ediyor olmanız gerekiyor. İkinci bir enteresan meslek Metaverse turist rehberliği. Burası devasa bir evren, her yerinde başka bir şeyler dönüyor. Yeni bir yere gidince neye ihtiyaç duyuyoruz? Rehberlere ihtiyaç duyuyoruz. Metaverse'de de rehberlere ihtiyaç var. Bu rehberler bu evrende sizin en çok ilginizi çekecek yerlere sizi götürecekler. Oradaki eğlencelerde ayarlanmanızı sağlayacaklar. Orada hoşça vakit geçirmenizi sağlayacaklar. Burada aranan beceriler ne? Her turist rehberinde aranan temel beceriler var. İşte tarih bilgisi, mimari bilgi, pop kültürü bilgisi gibi. Ama burası bir dijital evren, ona özgü mesela oyunlarla ilgili bilgi bilmek önemli. Burada nasıl navige edilir, yani burada yolunuzu nasıl bulursunuz bilmek lazım. Çünkü biraz kompleks bir evren olabilir. Ve onun yanında tabii bir takım kişisel ilişki bilgileri vesaire de gerekiyor. Yani mesela buradaki işlerin, buradaki gerekli yeteneklerin çok azı saf dijital, daha çok gerçek dünyada da kullanabileceğiniz beceriler var burada. Araştırdığımda ilgimi çeken bir diğer enteresan meslek de burada. Hani bu oyunlarda bir takım özel silahlar falan alır ya, işte bir yere ulaşırsınız orada bir elmas dönüyordur, onu alırsınız, onlar artifact deniyor. Onları kovalayan, onların nerede olduğu konusunda uzmanlaşmış, hatta bunları gidip alıp başkalarına satan insanlar olacağı düşünülüyor. Artifact Chaser deniyor bunlara. Hem oyun oynuyorsunuz hem de bu artifactleri herkesten önce buluyorsunuz, hazine avcısı gibi. Ve sonra da bunu başkalarına satabiliyorsunuz. Tabii bunun için oyun dünyasını iyi bilmek gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor biraz. Belki bir takım ruhu gerekiyor. Tek başınıza yapamayabilirsiniz. Bir ekip haline çalışmak gerekiyor olabilir. Ve belki de biraz şanslı olmanız da gerekiyor. Çünkü oyun oynayanlar bilirler. Bu ödüllerin nerede yatacağı hiç belli olmuyor. Daha enteresan fütürist işler de var. Mesela akıllı kontrat avukatlığı gibi. Biliyorsunuz bu evrenlerde NFT'ler var. NFT demek bir akıllı kontrat demek. O akıllı kontratlarda sizin anlamayacağınız şeyler oluyor olabilir. Çünkü akıllı kontratlar biraz daha burada koda dayalı. O akıllı kontratları anlayacak ve sizin hakkınızı savunacak avukatlara ihtiyaç var gibi gözüküyor. Ki bu avukatlar şu andan varlar. Christie's'in mesela bünyesinde akıllı kontrat avukatları çalıştığını biliyoruz. Bunlar iki işte oyuncu arasında karar verilen, üzerine konuşma anlaşılan şeyin kontrata, o akıllı kontrata doğru şekilde yansıp yansımadığını, doğru programlanıp programlanmadığını da denetliyor ve sizin hakkınızı koruyor oluyorlar. Bu da bayağı enteresan bir iş bence. Tabii bir mesele daha var. Bu dijital dünyada epey çok varlık inşası yapılıyor. Allah korusun siz ölürseniz ne olacak? Miras nasıl dağıtılacak? Değil mi? Böyle detaylar da var. Bunları yöneten varlık yönetimi konusunda yardımcı insanlar da ortaya çıkmaya başladılar. Allah korusun size bir şey olduğunuzu, mirasınızı yönetiyorlar. Varlıklarınızın yüksek verimle işte getir getirmesini sağlıyorlar. Varlıklarınızın güvende durmasını sağlıyorlar gibi çeşitli hizmetler burada dijital varlık yöneticileri ortaya çıkıyor. Onlar da onu yapıyorlar. Bir yandan da bu Metaverse'e biraz eğlence lazım. Burada da event yöneticileri var. Nasıl gerçek hayatta konserler organize eden event yöneticileri var. Burada da epey çok event yöneticisi aranıyor. Bu insanların tabii epey yaratıcı olması gerekiyor. İnsanları eğlendirecek yeni fikirler bulmaları. Ve bunu dijital evrende insanları peşinden sürükleyen bir deneyim olarak tasarlayabilmeleri gerekiyor. Bu yüzden tipik bir event yöneticisi olmanın yanı sıra bu dünyanın gerektirdiği bazı teknolojik bilgilere hakim olmalı ve sanal bir evrende insanlar nasıl eğlenir, onlarla derin duygusal bağ nasıl kurulur,
Onlar bu eventin içinde olmaktan nasıl zevk alırlar? Bunları düşünebilecek, bu becerilere hakim insanlara ihtiyaç var gibi gözüküyor. Tabii bütün bu son derece ilginç işlerin yanı sıra epey çok teknoloji insanı aranıyor burada. Epey çok daha normal günlük hayattakine benzeyen pozisyonlara ihtiyaç var. Evet, böylece biraz fütürist gibi gözüken işleri tanımlamış olduk ama bugün kısa vadede de pek çok pozisyon açık burada. Bir tane web sitesi var aslında, The Metaverse Jobs, Metaverse'deki işler.com diye linkini aşağıya bırakıyorum. Oraya girip hemen bugün aranan pozisyonları, onların hangi şirketlerde arandığını görebilirsiniz. Ben mesela önümdeki ekrandan biraz bakıyorum. Head of Crypto Media, ne demek bilmiyorum. Crypto Media'nın tepesinde bir insan arayan bir şirket var. Head of Product Design ve UX Design, ürün ve kullanıcı deneyimi tasarımında uzman birisini arayan bir şirket var. İşte Senior Web 3 Developer aranan var. Yazılım geliştirmecisi var ki burada özellikle Solidity çok aranan bir yazılım becerisi. Bunları da bu siteden görebilirsiniz. Yani ben bu pozisyonların tamamını açıkçası anlamıyorum. Biraz teknik onlar. Ama o siteye girerseniz, tekrardan söylüyorum, themetaversejobs.com, orada pek çok pozisyonu görmeniz mümkün ve doğrudan başvurabiliyorsunuz. Ve işin enteresanı, bu başvuruları ben biraz okudum. Bir kısmını uzaktan yapmanız da mümkün. Bir kısmını oraya giderek yapmanız gerekiyor. Ama onlarca fırsat var burada da. TheMetaverseJobs.com'a benzeyen bir site daha var. Onun adı da CryptoCurrencyJobs.co. Kripto paralarla ilgili her türlü iş var. Onun altında Metaverse diye özel bir kategori açmışlar. Orada da yine yüzlerce pozisyon var şu anda. Onları da okumanızı, incelemenizi tavsiye ederim. Bir kısmı yine teknolojiyle ilgili, bir kısmı işte yaratıcılıkla ilgili. Deminden bahsettiğim o kategorilerle ilgili onlarca, yüzlerce iş fırsatı burada yığılmış durumda. Tabii aklınızdan şu geçiyor olabilir. Ben bu işleri alacak becerilere sahip değilim. Orada bahsedilen teknik beceriler bende yok. Aslında bu çözülebilir bir konu. Niye? Çünkü Udacity gibi, Udemy gibi, aşağıya linklerini bırakıyorum, müthiş online eğitim platformları var. Ve ben baktım, burada adı geçen bütün teknik becerilerle ilgili orada eğitimler var. Pekala gidip o eğitimleri alıp bu becerileri kazanabilirsiniz. Ve şeyle üzülmeyin, hani ama hocam bu pozisyon hemen kaçıyor diye bakmayın. Burası daha yeni başlıyor. Daha çok fazla pozisyon açılacak. Siz bugüne hazırlığınızı yapın. Bu görevi, bu pozisyonu yakalayamasanız bile bir sonrakini yakalama ihtimalini artırmış oluyorsunuz. Şimdi tabii aklınızdan geçen sorulardan bir tanesi, burada maaşlar nasıl, çalışma koşulları nasıl olur? Değil mi? Bunu düşünüyor olabilirsiniz. Türkiye'deki oyun firmalarındaki maaş seviyelerini biraz biliyorum. Yurt dışındaki bazı oyun firmalarındaki maaş seviyelerini biliyorum. İşte oyun firmaları da biliyorsunuz Metaverse'ün birer parçası. Gayet tatmin ediciler diyebilirim. Çünkü bu yetenekler epey kıt, bu becerilere sahip insanlar kıt ve bunlara sahip olup bir de iyi bir çalışma ahlakıyla, yüksek performansla hizmet verecek insanlara müthiş ihtiyaç duyuluyor. O yüzden gelirler çok çok yüksek. Asla öyle askeri ücretli, Türkiye'deki gibi hani gençlere önüne konan kötü paketlere benzemiyor. Buradaki paketler de epey iyi diye düşünüyorum. Evet, bugün Metaverse'deki fırsatlardan bahsetmiş fırsatlarından umarım ilginizi çekmiştir. İlginizi çekmesinin ötesine lütfen gidin o adresini verdiğim web sitesini inceleyin. Oradaki pozisyonlara bakın, eksiklerinizi görün. Belki tamamen size uygun işler var. Şimdi başvuracaksınız ve eğer bir iş falan bulursanız da beni lütfen haberdar edin.